sıcaklık ve halvetler soğukluğun batısında yer almaktadır. Öbür taraftan işte ne bileyim nelerin kullanıldığını, nerede dinlenildiğini. Tamam taşı. Ünye'de hamam kültürüyle ilgili bir yapıdayız. Eskiden kullanılan, şu anda terk edilmiş olan yapının yeniden kullanılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bazı harap olmuş kısımları, kötü restorasyon yapılmış. Onların düzeltilmesi, çatlak duvarların ve kubbelerin restore edilmesi, onun yanında da güzel bir şekilde yeniden kullanılması söz konusu. Bu yöndeki projenin üzerinde çalışılarak geliştirilmesi ve uygulanması için yerel yönetimimiz, belediye başkanımız ve ekibi çalışmaktalar. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yeni kullanımla Ünye'ye bir kültür yapısı olarak bu eski hamam dönecek ve Ünye'ye gelenlerin hem Ünye tarihi hem Ünye'de yaşanmış olan uzun geçmişte gerçekleşmiş olan çalışmalar, yetişmiş olan insanlar, hattatlar, diğer bilim insanları hakkında bilgi edinecekleri bir yapı olacak. Hamamla ilgili de ayrıntılı bilgi burada verilmeye çalışılacak. Bugün Zeynep hocamızla birlikte, bizim bilim danışmanlığımızı yapan kıymetli hocamızla birlikte Ünye Hamamı'nı, yani bir tarihi yapıyı da ayağa kaldırıyoruz. Bu tarihi yapıyı ayağa kaldırırken Karadeniz'in en önemli meydanlarından birine sahip olan Ünye'nin Cumhuriyet Meydanı'na bitişik olması da ayrıca önemli. Böyle bir tarihi mekanın burada ayağa kaldırılmasıyla beraber Ünye'nin geçmişteki liman şehri olması, gene İç Anadolu bağlantı yolları içerisindeki en önemli lokasyonlarından bir noktada bulunuşundan dolayı ticarete hizmet eden bir tarafı da var. Buranın ticaretle ilgili faaliyetlerinden alın. Aynı zamanda özellikle Abdülhamit döneminde geçmişe dönük baktığımızda burada medrese şehri olduğunu, en az 12-13 tane medresenin bu şehirde hizmet verdiğine şahit oluyoruz. Sonradan Cumhuriyet'e geçişle birlikte yine eğitim noktasında eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinde de öncülük eden bir ilçeyiz. Eğitim faaliyetlerinin de nereden başladığına ve nereye evrildiğine de şahitlik edecek bir alanlara burada bilgilendirme amaçlı bu locaları inşallah kullanarak şehrin geçmişine, tarihine tek yönden değil birçok yönden ışık tutacak bir mekana dönüştürmeyi planlıyoruz Allah'ın izniyle. Ünye Belediyesi olarak bu geçmişe ışık tutacak tarihi mekanın 2023 yılında kamulaştırmasını tamamladık. Kamulaştırmasını tamamladıktan sonra rölevesini, restitüsyonunu ve proje çalışmalarını yaptık. Allah'a şükürler olsun. İhalesini de yaptık. Müteahhitimiz de burada. Çok hızlı da çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah tamamlandığında da meydandan baktığınızda buranın geçmişine, tarihine ışık tutacak ve gerçekten meydana yakışacak bir şekle dönüşmesini inşallah hep birlikte sağlamış olacağız. Tabii Zeynep hocam gerçekten ne zaman ihtiyacımız olsa, ne zaman fikrine başvurduğumuz bir an olsa hiç çekinmeden kalkıp da buralara İstanbul'dan geliyorlar. Hem bizi bilgilendiriyorlar hem de ki buradaki yürütülen faaliyetlerin aynı zamanda eksiksiz ve noksansız olması için bizlere destek veriyorlar. Kendilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet.